Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Hamid Dabashi'nin ŞİİZİM başlıklı çalışmasını ele alacağız. Bir Protesto Dini alt başlığıyla okuyucuya sunulan kitap Belgin Çallı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Kitap çok iddialı, son dönemlerin özellikle siyasal gerilim başlıkları altında değerlendirebileceğimiz tartışmaları takip ettiğimizde oldukça fazla bir şekilde kendinden söz ettiren bir alandan, bir dünyadan, bir görüşten bahsedeceğiz. Şiilik çok konuşuluyor tabii ki. Şiilik üzerine çok değişik yorumlar, değerlendirmeler, analizler yapılıyor. Yazar Şiilik yerine Şiizm ifadesini kullanmayı tercih ediyor. Ona göre aslında gerçekte süreklilik kazanmış bir evrimden de söz edilebilir. Bugün üzerinde konuşulması gereken şey ya da bugün hepimizi etkileyen bir şekilde etrafında müzakere ettiğimiz konu olarak Şiilikten çok Şiizmden bahsetmemiz gerektiğini vurguluyor yazar. İddiaları var, polemiklere açık yorumları var. Hatta yer yer ilk kez karşılaşabileceğimiz türden çıkarımları var. Bunu mezhep bağlamında, bir akide bağlamında belli bir dini ya da siyasi görüşün yaklaşımlarını temel alarak değerlendirmek, karşılamak yer yer güçlükler üretebilir ama kitap oldukça ilginç. Çünkü kitap Şiiliği ortaya çıkışından bugüne kadar geçirdiği evreleri takip ederek daha çok sosyolojik, siyaset biliminin olanaklarını kullanarak bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Kitap bir mezhepler tarihi çalışması değil, Şiiliğin mezhebi olarak ortaya çıkardığı, öne çıkardığı düşünceler etrafında yoğunlaşan, bu düşünceleri tartışan, kritik eden bir çalışmadan söz etmiyoruz. Aksine Şiizm başlığı altında yazar, İslam dünyasında dünden bugüne kadar oluşan, kendine özgü bir protesto limitini sürekli olarak kullanarak çoğaltan ve dolayısıyla tarihsel süreç içerisinde bağımsız bir protesto hareketi olarak ortaya çıkan, varlığını, enerjisini, beklentilerini bütünüyle protesto üzerine inşa eden bir geleneği tartışmaya açıyor. Çok ağır iddiaları olduğundan söz ettim. Mesela iddialar arasında yer alan çok da tartışmaya açık ancak fazlasıyla yakın bulabildiğimiz bir yorumda Şiizmin geliştiği yerde bir azınlık kompleksiyle kendisini var etmeye çalıştığını, siyasetle maneviyat arasında şiddete alan açmaya fırsat verdiğini iddia etmekte ve bunun sonuçlarını 19. ve 20. yüzyıl bağlamlarında takip ederek örneklendirmeye çalışmaktadır. Demin de vurguladığım gibi yazarın derdi Şiiliğin Şiizme nasıl evrildiğini göstermekle sınırlıdır. Ortaya çıkışını, devrimci bir inanca dönüşümünü, Kerbela'nın ileride ortaya çıkardığı sorunları, Kerbela olayı etrafında ortaya çıkan dalgalanmaları, yazarın kompleks olarak vurguladığı tutumları ve bu tarihi gelişmeler içerisinde özellikle sömürgeci moderniteler kuşağında Şiiliğin tavır alışlarını, yer alışlarını, saf tutuşlarını eleştirel bir Şiilik analizi etrafında sürekli olarak hatırlatmaya çalışmakta ve bize sosyolojinin imkanlarını kullanarak Şiizmin nasıl bir dünya sunduğunu, var etmeye çalıştığını tartışmaktadır. Kitap 4 ana bölümden oluşmakta. Birinci bölümde tahmin edilebilir bir şekilde Şiiliğin tarihsel kökenlerine vurgu yapılmakta. Temel inanç esasları ve ileride Şiizmi besleyecek temel paradigmanın nasıl oluştuğu konusunda bir takım değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Kuşkusuz erken İslam tarihinde onun ortaya çıkışı ve kendisini inşa edildiği inanç ilkeleri üzerine nasıl oturttuğu, nasıl var ettiği, nasıl inşa ettiği önemli bir konu. Kitabın ikinci bölümünde 17. yüzyıldan erken 19. yüzyıla kadar sömürgeci modernitelerle karşılaşmaların ortaya çıkardığı bir Şiilik üzerinde durulmaktadır. Burada konuşulan, tartışılan Şiilik, klasik anlamda geleneği takip eden bir Şiilikten çok dünyanın yeniden biçimlenmesine yönelik yeni tasavvurlarla, yeni inşa hamleleriyle şekillenen bir yapıda Şiiliğin nerede durduğunu, Şiiliğin kendini nasıl konumlandırdığını göstermeye çalışmaktadır. 3. bölümde yazar kendince çok önemli bir saptamada, bir değerlendirmede bulunmakta ve bu inancın doktrinsel ve tarihsel dışa vurumundan estetik tezahürüne doğru önemli bir epistemolojik kayma olduğunu vurgulamaya çalışmaktadır. Bir tarafında Şii bilincini umutsuzluğa davet eden, hiçbir zaman ona umut vaat etmeyen ve umutsuzluk girdabında onu teolojisiyle baş başa bırakan bir söylem alanı, bir başka yönde ise bütünüyle biçimsel bir özgürleşme estetiği şeklinde ortaya çıkan ama toplamda kategorize edilemeyen iki ayrı parçayı ifade etmektedir. Oldukça önemli bu çıkarımda Şiiliğin örneğin gelenek içinde nasıl kendini sürekli muhalif, sürekli protesto çerçevesinde şekillendirdiğini ve bu yer alışın kendisine sunduğu, takdim ettiği aykırılığın, takdim ettiği umutsuzluk bağlamının ne tür toplumsal sonuçlar ortaya çıkardığını göstermeye çalışmaktadır. 4. bölüm bizim sıklıkla aktüel bir şekilde haberdar olduğumuz bir Şiiliğin kritiğidir. Bugün İslam dünyasında Şiiliği dışarıda bırakarak herhangi bir dini hareketi konuşmak mümkün gözükmemektedir. Şii-Sünni gerilimi, Şii-Sünni ihtilafının her zaman çoğaltılmaya, kabartılmaya meyyal politik yandaşları, bütün bunları dikkatle takip ettiğimizde Hamid Dabashi, Şiizmin kendi dünyasındaki karşılıklarını ciddi anlamda yoğun bir şekilde tartışmaya açmakta, Şiiliğin modern bağlam içerisinde ortaya koyduğu siyasi doruk noktalarını deşifre etmeye gayret etmektedir. Yazara göre Şiilik başlı başına paradoksal bir yapıdır. Bu paradoksal yapının belki de en ilginç göstergelerinden birisi, onun geçmişte muhalif, bugün muktedir olarak, iktidar olarak ortaya koyduğu yapının sonuçları üzerinde açıklık kazanmaktadır. Dabashi'ye göre eğer Şiilik siyasal olarak muhalif olma özelliğini sürdürseydi, kuşkusuz manevi olarak bu süreçten zaferle çıkacak, muzaffer olacaktı. Ancak bugün alışılmışın dışında bir yöntemle, tarihte karşılığı olmayan bir iddiayla ve inatla Şiilik kendi bağlamında siyasetin içindedir, iktidarı ele geçirmiştir ve muktedirdir. Yazarın görüşlerini takip ettiğimizde paradoks tam da burada ortaya çıkmaktadır. Kendini muhalif olarak kodlayan bir gelenek, iktidar olduğunda manevi zaferini önemli ölçüde kaybetmektedir. Pek çok tartışılabilir, müzakere edilebilir görüşleriyle Şiizm, çağdaş Şiilik tartışmalarında bize ciddi katkılar sunacak içerikler taşıyor. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.